Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ala Resulina Muhammedin salavat. Emir Dağ 178 Aziz Sıdık kardeşlerim. Ali köyünde Risale-i Nur şakirtlerinden Ali Efendi, münafıklar hakkında bir ayet-i kerimeyi soruyor. Şimdi zamanım İzaha müsait olmadığı için kısaca bir iki cümle beyan ediyorum. Yani o kadar hoş, o kadar hoş ki namaz kılınır mı abi? Şunun arkasına şey yapılır mı? Ee, bütün hepsini şey öz vermiş. Bak şurada. Şu kadar ya. Şu kadar. Tak tak. Ama içini dolduracağız inşallah. Laikalar lugatla sıf olmaz. Bir geleneğin, geleneğin temsil temsilen içi doldurulabilir. Yaşanan bir hayatla izah edilir. Ayet-i Kerime. Resulullah'sız izah et. Onun için Kur'an'a düşman olduklarından peygambere düşmanlar. Niye peygambere asker arkadaşı gibi Muhammed böyle diyor diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Niye sünnetine hücum ediyor? İlk önce sigorta, binanın sigortasını hücum ettiler. Ne o? Trafoya. Mezeplere hücum ettiler. Sonra onu açtılar güya zannettiler. Peygamberin sünnetine ediyorlar. E, ee, sahabeye hücum ediyorlar. Gaye ne biliyor musun? Kur'an ortadan kaldırmak. Bunu yapan peygamberin sünnetine direk hücum eden zaten fıkıhtaki kaydesiyle kafirdir. Yani münafıktır. İslam görünümü kafirdir. Peygamberin sünnetine hücum edenler. Zaten söyleyecek burada. Munafık öldükten sonra namazı kılınmaz. Mealindeki ayet o zamandaki ihbar ilahi ile bilinen kati münafıklar demektir. Yoksa zan ile şüphe ile münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Ölçü getiriyor. Ölçü getiriyor. Ama mesela Abdülkadir, sen köyünü biliyorsun. Ya, yakinen biliyorsun. Ben bilmiyorum. Ama ben geçiyordum yolda. Cenazesi var. adam bir tanesi ölmüş. Ben de namaz kılacağım. Abi baktım cenaze var. Nasıl bilirsiniz? Ya Rab senin ilminde nasılsa öyledir. Bilmiyor. Öyle diyeceksin. Bilmiyorum ki. Ama üstü zannedilir. Madem canlıya gelmiş. Ama vallahi bu kadar da, da içim rahat etmiyor. Bak bakayım cenaze sahipleri namaz kılıyor mu? Kılmıyor mu? Onlar kılmıyorsa sen niye kılıyorsun onun namazını ki? Onlar kılmıyor. Cenaze sahipleri kenarda duruyor. E ben niye kılacağım? E niye getirmiş? Adet olduğu için getirmiş. Cenaze sahibi namaz kılıyor. Demek ki namazda işi yok. Olmamış. Ben Şişli'de büyüdüm biliyor musun? Lise mesela vesaire. Vesaire okullarım hep orada okudum. Şişli. O mantık. Oralarda okudum yani. Mecidiyeköy. Orada büyüdüm. Gençliğim orada geçti. Çocukluğum Asköy'de geçti. E niçin söylüyorum? Oradaydı böyle bu artistlerin şeylerin. E, cenazeler o zaman geliyordu. Oradan biliyor. Oha babam sınıfında olanların bir kısmı orada işte öldüler. Ya orada hepsi kenarda. <laughs> bize de derse gidiyorduk çok şükür. Söylerdi. Ya Zeki abi ne, ne yapalım? Yani, kardeşim bakarsın saf olma. Biliyor musun nasıl? Bilmiyorum. Allah'ın ilmini havale et. Ya Rab senin ilminde neyse o. Tamam. Yo, o zaman hepsi de kılıyor. Kimse etrafında yok. De kıl. Tamam üstü Ama akrabayı talukatı kenarda namaz kılmıyor. Eczane daha ne desin yani. Benim namazla işim yok diye diyor. Benim mesela akrabam böyle yapar. Sizin akrabanız yapar mı kenarda? İbrahim'e ne diyor akrabası? Yaşı kaçta? Ya kaç yaşındasın? 23. Ne diyor? Oğlum diyor Geç lan? Geç oraya diyor. A gibi sana seni ziyaret etsinler seni. Öyle mi diyor? Aa, şey ee, dedenin vefatında mı? Ee, Tazilerde genellikle bir yere oturtuyorlar. Hocalar hürmetten, hoca olduğu şey için. Ha. Diyor sen burada kal diyor hizmet et de hiç bir şeye karışma. Millet gel sana hizmet eder. Sen buradan ayrılma diyor. Yani. Allah Allah. Görüyor musun? E şimdi bu adamın bu adamın ölüsüne namaz kılınmaz mı? Ha demek ki siz köylüsünüz. köyünüzdeki insanı bilirsiniz. Nasıl bir adam oldu? Ha. Şimdi münafık öldükten sonra namaz kılırmaz mealindeki ayet o zamandaki ihbari ilahi ile bilinen. Niye söylüyorum bunu? O zaman peygamber Aleyhisselatu vesselam ihbarı ile bilinen münafıklar demektir. Yoksa zan ile bak. Yoldan geçiyordun doktor. Denk geldin. İbrahim Hakkı işte camisinin şuraya denk geldi. Namaz kılıyor. Herkes Ha zan yapma. Yoksa zan ile, şüphe ile münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Madem la ilahe illallah der. Ehli kıbledir. Öyle acayip şey getirecek ki şimdi. La ilahe illallah der. Ehli kıbledir. Sarih küfür söylemese. Yani söylemek nedir? Böyle değil. Sarih küfrü ifade eder tarzında e, şey tarafkirliği olursa söylemek iki türlüdür. Kavli hali. hali. Sari küfür söylemese veyahut tövbe etse Sari dedi ama tövbe etti. Bak tövbe etse namazı kılınabilir. O Ali köyde Aleviler çok olduğunu ve bir kısmı rafiziliğe kadar gidebilmesi nazarıyla. Rafizilik Allah muhafaza. Yani Aleviler kaç koldur? Bilen var mı? Alevilik hakkında iki tane dersim var benim. Sitede var. Alevilik diye. Orada kü kültür bakımından, örf bakımından en azından genel bir bilgi elde edebilirsiniz. Kitap okumanıza gerek yok. Çünkü Aleviler hakkında ne geçtiyse elimde taradım, süzdüm, iki dersi sıkıştırdım. eğer yani Elbise. Şey. Rafi, 33 kolu var. Alevilerin. Rafiziler çok tehlikeli. Ee, haşa, haşa, yüz bin defa haşa Hazreti Ali'ye ilah diyor. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi. En şey uygunu, en bize uygun. Pek ehli sünnetten farkı olmayan kim? Risale'de geçiyor. Neydi abi? Zeydi nerede bulunurlar der ustad? Barla'da mı geçiyor bak. Ha tamam. Zeydi neredeydi abiler? Hayır Yemen. Onun için oraya vuruyorlar o garibanları mı? ve Türk milleti gibi çok cengaver bir savaşçı bir millettir. Barla kaç? 338. Zeydiler. İyi ki getirmişsiniz ya. 338. Müfrit şialar reddeden eden bu Bekir Hazreti Ömer'den teberi eden. İzahe, izahe, bu entumur Deyip Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den teberri kabul etmeyen. Bak hani Şialar e, lanet okur ya Cuma'da hutbede, İran'da. E, Hazreti Ömer Efendimiz'e, Hazreti Osman Efendimiz'e, Hazreti Ebu Bekir Sıdık, ondan sonra Ayşe Validemize vesaire Böyle lanet ederler. Bunu din kabul ederler. Ama bu Şiaları red eder. Seydi. he bu entumur rafizu deyip Hz. Ebu Bekir'i Hz. Ömer'den tebeli kabul etmiyor. Yani dışında kabul etmiyor. Ve o iki halife-i zişanı hürmet edip kabul eden bir zattır. Onun etbaları Şiaların en mutedili ve en sünnisidir. Bunlar hem ehli insaf hem çabuk hakkı kabul eder bir tayfe tayfedir. İnşallah Vehhabilerin tahribatını tamire sebep oldukları gibi niye Suudi Arabistan Yemen'e saldırıyor? Ve çünkü Suudi Arabistan Vehabidir. İngilizler kurmuştur. Irak'ı da, Libya'yı da, bütün o Ürdün, Lübnan her şey oraları eee İngilizler şeyi de Suriye'deki Hafız Esatlar vesaire hep İngilizler kurmuştur. İngilizler kurmuş. Ee, Yemen <laughs> Yemen'deki e, bu Zeydiler eli sünnet oldu sünnet eli sünnet gibi olduğu için Vehhabilerin talibatını tamire sebep oldukları gibi, gibi, onun için hücum ediyor Ehl-i sünnet ve cemaattan Zeydilerin inhirafları dahi istikamet kesmedip Ehl-i sünnete iltihak edip imtizaç edecekler inşallah. Zeyd'i ehl-i sünnete iltihak edeceklerini söylüyor tam. Bu ahir zaman çok çok çalkalanıyor. Bu fitne ahir zaman acip şeyler doğuracağı ihsas ediyor. Çok acayip ya televizyonlar çıkmış adam. Mezhepleri hücum edebiliyor bak daha, daha ne doğuracak ya. Müslüman da seyrediyor. İmam Azam'a Efendimiz'e İmam Şafii'ye hakaret ediyor. Kader inkar ediyor. Telefon ediyor birisi. Ben kimle evleneceğimi hocam diyor. Allah bilir mi diyor. Nereden bilecek Allah diyor. Gözümüz önünde işlenen cinayetleri görüyor musun? Mezhep. Ne mezhebi diyor. E, direkt Kur'an'ı göstermelerinin sebebi peygamber inkar etmelerindendir. Nereden türedi? Şialardan çıktı bu. Kur'an sünnetsiz bilinemeyeceğinden sünnettedir. Kur'an'ın fiili hayatıdır. Başka? Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatı ve Yaşantısı, sünneti Kur'an'ın tefsiridir. Kur'an'ı inkar etmek direkt yapamadıklarından, rafa kaldırıp duvara asamadıklarından ona giden el, onu izah eden hayat peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatıdır. Onun için seyitlere bu kadar katliam yapmışlar. Tarihe bakın. Dersim katliamı mesela. Komple Alevi deniliyor. Alevi değil, Al Ehli Beyt diye. Komple şehir yok edildi. Sonra Tunceli denildi. Yani bu şey meşhur yani bunlar. Pilotu bile belli ya. Sabiha Gökçen denilen kadın. Karşıdaki havalimanının adı. Fenerbahçe Stadı'nın adı nedir? Adı ne? Ş Şükrü Saraçoğlu. Kim bu? Biliyor musunuz tarihte? Başbakan değil, milliyetin bakanı. Yani İslamiyet'e, ustad söylediği için söylüyorum bunları. İslamiyet'e zihin zemerek, din zehirdir diyen. Her şey, her şey kendi aslını buluyor. Mesela adam Mısır'da e, Sisi, Firavunları şey yapmış. Çünkü o kabileden geliyor. Kip diyor Her şey aslına dönüyor. Müslüman uyanık olacak. Uyanık olmayan saftirik yaşama şansı yok. Artık saflık yok yani. Saflıkla saflık yapılmaz. Ne? Saflıkla saflık yapılmaz. Evet. La ilahe illallah der. Ehli kıbledir. Salih küfür söylemese veyahut tövbe etse namazı kılınabilir. O Ali köyde Aleviler çok olduğunu bir kısmı rafiziliğe kadar gidebilmesi nazarıyla yani Haşa Hazreti Ali'nin ilah olduğunu kim bu bu ilk başlatan biliyor musunuz? Abdullah İbni Sebe Hazreti Ali'nin yüzüne diyor ki sen ilahsın. Hazreti Ali kafasını kesecek fakat fitne büyüyecek. Bu sefer Medine'den kovmuş adam da İran'ın kum şehrine gidiyor. Orada bu şeyi başlatıyor. Ee, bir kızın Rafasileka'da gide, gidebilmesi nazarıyla onların en fenası da Münafık hakikatına dahil olmamak lazım gelir. Mesela Hazreti Ali'ye e, ilah diyor. İlahın yeryüzündeki temsilcisi de münafık olmuyor. Kafir oluyor ama münafık olmuyor. Münafıkın ruhu başka yani. Münafık nedir? Mesela o kafir e, e, şirk koşuyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi yani. Allah tanrı diyor yani töbe estağfurla. Ondan ondan ki şu anda e, ayetullahlar var ya böyle Ayetullah Sistani, e, Hümeyni, Hamaney, falan, Ayetullah Allah adına karar veren, sözleri hadis olan, ayet gibi anlamı olan demektir. Allah hakkı, onun sözü, ayet oluyor. Ayetullah demiş zaten. Ayet, sözleri ayet. Allah adına karar veriyor. Yani bir, bir Müslüman da sorgulamıyor yani. Nasıl bir insan tanrı olabilir ya? Munafık hakikatına dahil olmamak lazım gelir. Çünkü munafık Nedir abiler? Bir, peygam peygamberimiz demiş. Ee, peygamberimizin o söylediği şeyi hayattaki izah ustad. Bir, peygamberimizin ilk önce söyleyelim. Ne dedi? Münafık nedir? Bir, konuştuğu zaman yalan söyler. İki, sözünde durmaz. Başka? Emanete ihanet eder. Şimdi onun hayattaki açılımı. Ha, münafık nedir? Ustad, itikatsızdır kapsızdır, vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir. Mesela 242'de ne var bakayım? Hubbu ehli beyti meslek yapan aleviler ne kadar ifrat da etse, rafizi de olsa 242, 42 emirda. Bak şurada atıf yaptım. E şurası abi. He. Bak burada izah ediyor. Yani sen e, rafizi münafık değil, münafık diyor çünkü Allah inkar etmiyor. Şirk yapıyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi diyor. Şirk bu. Ama e, hubbu ehli beyti meslek yapan aleviler ne kadar ifrat da etse, rafizi de olsa zındıkaya küfrü, küfrü mutlaka girmez. Çünkü muhabbeti Ali Beyt ruhunda esas oldukça mesela Şialar münafık değildir. Şirk yapıyorlar. Ayetullah dese bile. Peygamber ve Ali Beyt'in adavetini tazamun eden küfrü mutlaka girmezler. <laughs> Peygamberin aleyhinde şiddette bulunmazlar. İslam peygamber halinde bulunmazlar yani şeyler bunlar. Ama münafık peygamberi e, hedef tahtasına koyar. Alenen bulunuyor? Yani. Evet alenen bulunuyor. İlk önce sinsi yapar. Mesela mektubatta mektubat varsa verin bak orada Eee Sufyanın en büyük vasıfı pe direkt peygamberi hücum etmesidir. Birincisi şairi yıkar. İki peygamberin aleyindedir. Var mı mektubat? Var. Ver abim. Kaçıncı mektuptu? Hadi bakalım söylemiştim size. Sağda, şey solda, en altta. Hadi bakalım. Ee, birisi eh, 56'da nifak perdesi altında risale i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam inkar edecek Sufyan namında müthiş bir şahıs. Risalete i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam inkar edecek. Süfyan namında müthiş bir şahıs eyli nifakın başına geçecek. Şeriat-ı İslami'yi talibe çalışacaktır. Ona karşı Ali Beyti Nebevi'nin silsile-i nuranisine bağlanan Ehli Velayet ve Ehli Kemal'in başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani o Süfyan'ın şahsı manevisi olan Ceyran-ı Munafıkan'ı öldürüp dağıtacaktır. İsmi, ismime babasının ismi babasının babamın ismini olacak diyor. Dağıtacak sandı. Ee, İslamiyet'e muhabbet vasıtasıyla şiddeti bağlı e, bağlanıyorlar. Mesela şu Aleviler şey değil. Ehlibet muhabbetleri var. Ehlibet, ehlibet, ehlibet. böyle. Ama tabii ki her yerde dağda çakalda olduğu gibi bunların içinde de girdikleri gibi bizim içimizde de girmişler böyle. Böylelerini daire-i sünnete tarikat namına namına çekmek büyük bir faidedir. Sünnet isyanı bak münafık nedir? Bir, itikatsızdır, kapsızdır, vicdansızdır. Dört, burada söylüyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam aleyhindedir. Bak dört tane şey söylüyor. Nereden söylüyor okuyorum? buradan. Münafık kimmiş bak? Münafık. Bir, itikatsızdır. İki, kapsızdır. 3- vicdansızdır. 4- Peygamber aleyhisselatü vesselamın aleyhindedir. Şimdiki bazı zındıklar gibi. Zındık. Alevi ve Şi Şii'lerin müfritleri ise değil Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın aleyhinde belki Ali Beyt'in muhabbetinden ifratkarane muhabbet besliyorlar. Yani Hz. Ali Tanrı'nın temsilcisidir diyebilecek kadar Hz. Ali'ye muhabbet ediyorlar Eylü Beyt'e. Yani e, İslamiyet'i inkar adına söylemiyor şid, ifrat muhabbetten yapıyor An yani aleyhinde değil yani peygamberin. Peygamberlik Hazreti Ali'den işte gelecekti. O olacaktı da işte Cebrail yanlış yaptı. Vay ona verecekti. Buna vermiş. Nasıl olmuş? Olmuş işte diyor. Ama böyle olmasına rağmen peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhinde değil. Ehli beyti değil aleyhinde olmak şiddeti muhabbetlerinden İmam-ı Ali'yi Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Bu Rafizi. Öteki gruplar öyle değil yani. O daha mutedil. Bak bir de okuyayım burayı. Alevi ve Şiilerin müfritleri ise değil Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhinde belki Ehl-i Beyt'in muhabbetinden ifratkarane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil bunlar ifrat ediyorlar. Münafıklar Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Ehl-i Beyt'e hücum ederler. Münafıkların en büyük özelliği Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine mugayirdirler, düşmandırlar beşeriyetin önüne öne çıkarırlar. Beşeriyetin yani Böyle sizin gibi diyor böyle. Yani nerede hakaret edecek? Peygamberi insanların nazarından düşürmeye çalışacak adam bil ki peygamberin halindedir. Peygamberin halinde olan zaten münafık oluyor. Eğer kafirse bu, peygamberin alihinde ise alenen kafirse bu kafirdir, münafık değil. Bizden bizim içimizde olup bizim gibi böyle din anlatan, dini yaşayan, Müslüman görünümlü ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini hücum ediyor. Bu münafık oluyor. Bizim iç, yani karşımızda ise kafir, içimizde ise münafık. Anladık mı bunu? Evet. Karşımızda ise kafir, içimizde ise münafık. Münafık çok eşitti yani çok Sürekli şey, haktan, Sürekli gözükür. Haddi şeriattan çıktıkları vakit kimler? Aleviler ve Şiiler münafık değil, behli, belki değil. Ehli bida oluyorlar. Fasık oluyorlar. Zındıka'ya girmiyorlar. Aleviler ve Şiiler haddi şeriattan çıktılar. Şeriatın haddinden çıktılar ama ehli bida oluyorlar. Bunlara ehli bida denilir. Fasık oluyorlar. Biz olsaydı hemen mühürü vururduk değil mi? Ya. Fasık oluyorlar. Ya bu nasıl bu, bu kar nasıl karar veriyor buna usta? Şey yani. Çoğu meselede bakarken hiç bizim gibi hiç düşünmüyor. Çok kapsayıcı düşünüyor. Alıyor içeri, atmıyor, evet. Dışarıya dışarı yeme Çok tuhaf. Çünkü bak 242'de de öyle diyor zaten şeye. Ya mevzunda da, da geçen de, geçen siyaset mevzunda da konuştuk ya. %5'i şöyledir diyor idealist. CHP'ye mesela komple atmıyor. Diyor ki %5'i idealist. En tepe o zihniyet. %95'i gafil. Evvel yerde aynı kanun. Evvel yerde tepedeki Evvelin var ya mesela şimdi AK Parti'nin. Yüzde beşi iddialist, yüzde doksan beşi iki tane sıfat söylüyor usta evvek hastamında. Hayat perest, ehli dünya. Şimdi bak burada diyor ki, alevileri başka fena ceylanlara kaptırmamak, sen dedin ya onun için buraya açtım. Ustada bak, alevileri başka fena ceylanlara kaptırmamak ve müfrit rafizilik ve siyasi bektaşilikten bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faydası var. Yani bir abi diyor ki Risale-i Nur buna şapsam onların bazı şeylerinde dokunmasam mektup uzun da şuradan bak Nur'u mesleği. Yani onların şeylerini dokunmasam köyüne gidiyoruz ya bak burada başlıyor. Ondan sonra yani onların adetlerine şeylerine var ya böyle dedeye secde ediliyor falan. Risale anlatsam olur mu? Ustad diyor ki git anlat diyor onların şeylerini dokunma. Ondan sonra ta ki niye? Onları e, müfrit rafizilik ve siyasi bektaşı mesela Tünceli'de bektaşı var ya siyasidir o. Hani onları zındıkaya atmamak için hani bu tarafa almak adına git anlat bir şeylerini dokunma. Bize ne ders veriyor? Bir yere bulundunuz. Hakikaten sari. Yani çok tuhaf abuk subuk şeyler yapılıyor burada. Ya yani oradan ateşten bir, bir iki odun da kurtarırsan kurtarırsın yani. Bu, aleyhinde direkt bulunma ya. Yani. Yani bir de şey oldu aslında. Tevafuk oldu. Daha yeni Cumhurbaşkanlığı e, Alevi ve cebemi başkanlığı tarzında resmi bir şey verdiler. Ben bunun da şey olduğunu düşünüyorum. Birkaç tane yorumda da okudum. Yani onu resmileştirdiler birkaç not atalım. Kontrol etmek. Yani dediğim gibi dışarıya evet. atıp onları e, zındıkaya kaptırmadan Alevi Ve ne kim kimler girecek? Kendi sistemini almak yani. Ondan da alacak. Onların da okulu kurulsun. Yani neydi o? He, böyle secde mecde abuk subuk şeyler oluyor. Yani hakiki aleviliniktir herhalde. Ko koyacaklar, araştıracaklar. Onlar da bizim gibi muzdarip. Çünkü niye? Biz nurculuk adına neler girdi değil mi? Öyle. İslam adına neler girdi? Alevilik adına neler girdi? Nasıl temizlesinler adamlar? Aleviyim diyor. Her türlü şey yapıyor. Ha, resmi bir kurum yaparak bir resmi statü versin. Ona karşımızda bir muhatap olsun. Bir de bilelim. Bir de hakikisi ortaya çıksın o Alevilerin toplumdaki Aleviler hakikisini görsün. Sahtesini de atsın dışarıya. Kendi bünyesini temizlesin. İyi oldu yani bir hakik var olan bir şeyi yok nasıl sayıyorsun? Var. Ö ecdat yapmış Osmanlı. Gitti kilise mi demiş Bulgaristan'a, Yunanistan'a. tam Katolik, Ortodoks. Al sana. Madem benim tebaamsın, tabiyetim. Sen orada namaz mı? şey kilise de mi? Al sana. Nasıl vergini alıyorum? Vergini alıyorum. Burada şey yapıyorsun. Tamam kül yap. Çok, çok acayip, Bizim gibi düşünmüyorlar biliyor musun? Çok şey çok his, his bir şey oldu yani. Bunu yaparak Hissi davranıyoruz. Hisler bizi yani. Evet. Yani o kadar acayip ölçü koyuyor ki çünkü farklı yani hiç mesela çok tavsiye çoğu noktada tavsiye bir hareket ettiğimizi gösteriyor şu mektup. Ya, şu işte. mektup. Şuraya bak ya. Usta ayırıyor ya. Ona diyor şöyle yapma falan. Ya, usta ayırıyor. tuhaf düşünüyor ya. Sistemi başka ya. Muhakemat ayırıyor ya usta. Müdebbiri galip akıl olacak. yani ilim olarak hissiyat değil. Evet. Müdebbiri galip. Mesela bizde ne oluyor biliyor musun? Müdebbiri galip hissiyat galip. Akıl değil. Bir de şey söylüyorum. Bir de Risale'de o en çok benim hayat prensibim ya. Diyor ki e, hissiyat diniyede diniye hassas muhakeme akliyede noksan insanlar. Sanki benim beni söylüyor yani. Yani benim tam bir hayat felsefem ya. Mesela bir daha hissiyat hissiyatı diniyede hassas, çarşaflı, veya tarikatçı, nurcu, Süleymancı, bu Kur'an okuyor. Hissiyatı diniyede hassas ama muhakeme akliyede noksan. Yani ölçülerin dışında dostunu, düşmanını dini ölçüler gerekirken abim diyor, hocam diyor, şeyhim diyor, ustadım diyor, bilmem ne diyor. Ya yaşantısını onlara göre yapıyor. Sünnet i seniye uygun yapmıyor? Taraftar oluyor. E taraftar oluyor. Mahkeme akliyede, akli muhakimede noksan. Ama hissiyat-ı onun için biz biz Türk milleti olarak sıkıntı çekiyoruz. Ona bir bakıyoruz böyle. bizim lazım dediği gibi bizde İlk defa girmiş. Süs kabağı var ya böyle. Aynı kabaktır böyle. Kabak da böyle. Büyük kabak olur. Hıyar gibi olur. Laz demiş ki olan demiş hıyar dedik. Bir aldım dedi. Bir hıyar zannettim. Kırdım. Çıktı ustu bir diyor. Ustu bir. Ustu bir nedir biliyor musun? Aa, bilmezsin. Ya, hiçbir şey. Ustu bilmiyor musunuz? Eskide bu 90'dan önce tamircilik yapmadınız ki ben Mesleğin... şey, ee... Arabayı, arabayı silmek için motoru yağma. Böyle enkaz böyle tekstillerden kalma var ya böyle ufak ufak iplerin yumağı. Ya yani silme bezi. Üstü derler. Ha o. Ona demiş hıyar zannettim diyor. Hıyarı bir kırdım çıktı üstü bir demiş. Aynı üstü gibi öyle. Şey gibi çıkar. E, hissiyat diniyede hassas. Ama muhakeme-i akliyede noksa. E, be, öteki tarafta biz bizim bir kısmımız Muhakeme akliyede filozof, hissiyat-ı diniyede, eylemde, yaşantıda fiyasko. Çok acayip ya. Alimler bozulursa toplum bozuluyor. Demek evet. ki baştakiler de hadis o. Ee, o Toplumun böyle olmazsa öyle diyor. Hizmet edenlerin. İşte bu böyle, böyle, hayvanı keserseniz de ölmez ama ne zaman ölür? Şah damarına vurursa ya. Bütün her şeyin şah damarı bu. Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki: bir milletin alimleri bozulmadıkça o millet bozulmaz. Nasıl bozulur? İki şekilde. Ya hepsini öldürürsünüz, alim kalmaz, istediğin gibi toplumu yaparsın. Veya alimler bozulur. Bu Türk milletinin alimleri bozulmadı. Buharlaştırıldı. Bir de Usta Çedî söylüyor. Birinci şuada diyor ki, Kürt milleti diyor, Kürt milleti. Birinci şuada geçiyor. Alimleri yok olan Kürt milleti sahipsiz kaldı diyor. Alimler ya savaşa gitti ya öldürüldü. Ya savaşa gitti şehit oldu. Niye Trakya dinden kopuk? Çünkü devamlı savaştılar. Şimdi savaş olsa dünya perest, ehli dünya savaşır mı? Kim savaşır? Vatan millet için şehit olmak. Şehit olmak İslam ruhu. İşte öldü, öldü, şehit oldu, oldu. Savaştan kaçanlara kaldı. Yani Osmanlı'nın en dindar kalesiydi ya. Şey Tabii en dindar. Çoğu ismi şeyden, Kastamonu'dan, İsparta'dan gitmiş. En dindar ki kâfire, küfre karşı dirensinler diye. Ama dedeleri, babaları hamiyeti dindar olduğu için şehit oldular. Şimdi mesela Türkiye'ye, İstanbul'a, İngiliz gelse kim savaşır? Müslümanlar savaşır. Vatan, millet, şehit, şehit ruhu olan savaşır. Ermeni savaşır. Yahudi savaşır mı? Gafil savaşı Hayat perest, ehli dünyayı savaşı mı? Uçağa biner kaça gider. 15 Temmuz'da görmedik mi? Banka e, şeylerine para çekmeye kalktılar. Türkiye'de ihtilal oluyor diye. Arabaya benzin dolduruyorlar. Ma marketleri yağmalıyorlar. Şeyde makarna. Bir de e, para çekme ne diyorlar o kutu, kutulara? Bankamatiklerde banka. banka, matiklerde ku kuyruklar girdi para çekeceğiz diye. Bunlar sonradan vatancı oluyorlar. Öteki taraftan da benim Müslümanım ta tankın altına giriyor. Ya ee, bitireyim şurayı. Bak şuraya bak. Ya doktor ne kadar gayret etmemiz lazım. Cümleyi bitireyim. Haddi şeriattan çıktıkları vakit münafık değil ehli bide oluyorlar. Fasık oluyorlar. Ya ustada bak zındıkaya girmiyorlar. Kardeşim bu nasıl muhakemeli muvazeneli bir fetva ya. Ya nasıl oh kurban olayım sana davana Hz. Ali radıyallahu an 20 sene yani çok etkileniyorum ya. Ustadın dengeli, muvazeneli, muhakemeli, aklı, vicdanı, kalbi, ruhu, eylem nasıl bütünsel ya. Hayret yemin ederim ya. Hz. Ali radıyallahu an 20 sene hürmet ettiği 20 sene ve onlara Şehul İslam mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği kim? 20 sene. Hazreti Peygamber'den sonra aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ali, Ebu Bekir radiyallahu anh. Hazreti Ömer radiyallahu anh. Hazreti Osman radiyallahu anhumaya hizmet etmiş. Şeyhul İslamlık yapmış. Başkomutanlık yapmış Hazreti Ali. Hazreti Ali onlara itaat edileceğini, edilmeyeceğini, edilip edilmeyeceğini bilmiyor muydu? Hazreti Ali'nin hürmet edip, itaat edip, Şeyhül İslam ve başkomutanlık yaptığı kişilere alevilik iddia edenler beddua etse, lanet okusa, hakaret etse Hazreti Ali'ye muhabbeti olmuş olur mu? Ha, o zaman Hazreti Ali niye itaat etti onlara? İki şıktı var diyor burada usta. Lemalar 75'te söylüyor. İki, iki, Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anhumaya itaat etmesi iki sebeptir. Ya korktu, mecbur oldu, boyun eğdi. Hazreti Ali aslanı, Allah'ın aslanı korkak mıydı ki korktu da itaat etti? Veya korkmadı, hak bildiği için itaat etti. Hazreti Ali'nin muhabbetini iddia edersen, Hz. Ali'nin itaat ve hürmet ettiği kişiye sen küfredersen Hz. Ali seni sevmez. Sen o zaman Hz. Ali'ye ya korkak diyorsun. Bilmeyerek korkak diyorsun. Veya iki yüzlü diyorsun. İnanmadığı halde itaat etmek zorunda kaldı. Yani böyle etti. Hz. Ali radıyallahu anhu o üç halifeye hürmet ettiği gibi onlar da hürmet etseler. Bir, farz namazlarını da kılsalar Hazi Aleviler için yeter. Ölçüye bak. Hazreti Uçtu bu şey sahabeye yıldızlar gibidir diyor benim sahabelerim. Öyle değil mi? Ama Ehl-i ne var böyle? Maviye böyle şeyler var. Malum bir guru var yani. Şimdi dile getirmek istemiyorum. Bak Hazreti Ali nasıl böyle. Ondan sonra Şia bak ne diyor. Ha, namaz kılsalar diyor. Bu üç halifeliğe dokunmasalar tamam diyor. Bir de bizde şey var bunun tamamından aklıma şu oturuyor da hani bu muvazeni nasıl yakalıyor? Biz abi herkesi en yukarı çıkarmak istiyoruz. En yukarıda olsun istiyoruz. Orada görmek istiyoruz. Üstad ise mesela çalışana diyor ki sen diyor bu kadar bilmene gerek yok. Sen namaz kıl, kınala girme yeter. Alev diyor ki sen bunu yap yeter. Yani kime nasıl davranacağını çok iyi biliyor abi. Evet. Ona göre davranır. Biz bizdeki evet. müvazene oradan çıkıyor. Herkese en yukarı çıkartayım deyince zulmetmiş oluruz bu sefer. Ötrata <laughs> mecra veremiyoruz. Orada görmek istiyoruz onu. Orada görmek istiyoruz. Oysa o halinde hâlinde ehlisini, koru koruya. Onu düşman etmenin kime karı var? Şeytana karı var. Zındıklara karı var. Yani oraya itme yani. Mesela Hele kardeşinin bir ata kusurlu görünce, eksik görünce itiyoruz hemen. Hemen atıyoruz. Niye atıyorsun kardeşim? Kimin işine yarıyor? Bana hakaret ettin, dışladın. Ben nereye gideceğim? Onların safına geçeceğim. Şimdi bak Aleviler bak ne diyor? Hz. Ebu Bekir'e, Hz. Ömer, Hz. Osman, Radiyallahu anh'ıma, ecmaine dil uzatmasalar, feş vakit namaz kılsalar ayzanda tamam ya. Onu orada koruyor. Onu da oraya koruyor. Onu orada, yani onu buraya getirip buraya çıkartmıyor. Biz de ya herro ya meru. Ya ya bu ya bu. Ya kardeşim öyle değil ya. Ya ak ya kara. Vehhabiler böyledir. Ya ak ya kara. Ehli bidadır Vehhabide. Ehli şia, şia, da Vehhabi şey ehli bidadır. Kafir değil, münafık değil ya. Ehli bidadır diyor. Baksana nasıl bir muazzam. Onu orada koruyor. Onu da oraya gelme diyor. Orada ol böyle ol. Ve bunu da o da orada olsun diyor. Acayip bir şey ya. Burada kesiyoruz. واخر دواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه